Arkadaşlar merhaba herkese. ACM Hacettepe YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben ACM Hacettepe'nin Hüseyin Sezgin Özger. Bugün bölüm tanıtım videolarımıza hazırlık birimiyle devam ediyoruz. İki tane arkadaşımız var yanımızda. Bugün bize yardımcı olacaklar hazırlıkla ilgili. Öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz? Kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz? Tabii ben başlayayım. Merhabalar herkese. Ben Ezgi. Bu sene Endüstri Mühendisliği birinci sınıf öğrencisi olacağım. Hazırlıkta da birinci kurda eğitim gördüm bu sene. Merhabalar, ben Kerem Tekin. Bilgisayar Mühendisliği 1. sınıf öğrencisiyim. Ben de 2. kurda eğitimimi gördüm bu yıl. Teşekkürler. Çok memnun olduk ikinize tanıştığımıza. Hemen şöyle hızlı bir soruyla başlıyorum. Hacettepe size nasıl bir sosyal hayat çevresi sağladı? Bizimle paylaşabilir misiniz? Tabii ben başlayayım. Öncelikle sınıflarımızda her bölümden öğrenciler olduğu için ya geniş bir yelpazede insan tanımış oluyorsunuz. Sadece kendi bölümünüz ya da fakülteniz özelinde insanlarla tanışmamış oluyorsunuz. Dolayısıyla direkt bölüme başlamaktansa hazırlık okuduğunuz zaman bu çevreyi edinmiş oluyorsunuz. Bir kere hazırlığın böyle bir artısı olduğunu söyleyebilirim. Onun dışında kampüsümüz de gayet büyük ve yeterli. Birçok sosyal olanağı var. Dolayısıyla güzel bir yıl geçirdim hazırlıkta. Bunları söyleyebilirim. Ya açıkçası ben de aynı şekilde bulunduğum sınıfta mesela benim gibi bilgisayar mühendisi sadece bir arkadaşım daha vardı. Harici bütün kişiler farklı bölümlerden de onlarla bir arkadaşlığım oldu. Onlarla bir çevrem oluştu. Bu konuda sosyal çevreyi edinme açısından hazırlık bence çok güzel. Kampüs imkanları da sosyalleşmenize, sosyal bir hayat sürmenize oldukça elverişli bir ortam var. Açıkçası ben bu yüzden hani bu konuda çok beğeniyorum kampüsünüzü ve Hacettepe'yi. Kerem, aslında çok güzel bir noktaya değindin. İkinci sorumla alakalıydı. Kampüs imkanları sizce nasıl? Yeterli oluyor mu? Ben başlayayım. Kampüste yani yurt olsun, konaklama imkanları olsun. Onun dışında yemekhanemiz, sosyal olarak kafeler vesaire hepsi yeterli gibi. Tabii kapanan birkaç yerimiz var. Daha canlı olsa çok daha güzel olur. Ama hiç kampüsten çıkmadan aslında bir haftanızı ya da ne kadar isterseniz geçirebilirsiniz kampüste. Tüm ihtiyaçlarınızı, temel ihtiyaçlarınızı giderebilirsiniz. Onun dışında sosyal olarak da dediğim gibi yani okulun havuzundan kortlarına, sahasına kadar gayet yeterli bir okul diye düşünüyorum. Açıkçası ben de kampüsümüzü yeterli buluyorum. Çok daha iyisi kesinlikle olabilir ama hani Ezgi'nin değindiği gibi temel ihtiyaçlar konusunda barınma olsun, yemek olsun, gıda olsun birçok konuda ihtiyaçlarımızı giderebileceğimiz oldukça mekan var. Gidip yemek yiyebileceğimiz güzel restoranlar var. Ayrıca yemekhanede çok güzel yemeklerimiz oldukça çıkıyor. Konuda çok sıkıntı yaşamıyoruz biz. Sosyalleşme açısından da kampüsün kendi içerisinde bulunduğu topluluklar olsun ve kampüsün bir kampüs edasında güzel akıcı bir ortamının bulunması oldukça güzel ve ben bunu açıkçası yeterli buluyorum. Teşekkür ederim cevaplarınız için. Hemen şöyle bir soruyla devam edeyim o zaman size. Hazırlık sınavını geçemediğiniz için mi hazırlıkta kaldınız? Yoksa hazırlık yılını okumak istediğiniz için mi? Varsa nedenini ve sonuçlarını alabilirsem sizden çok tatlı olur. Ben hazırlık okumak istediğim için okudum. Atlama sınavına bile girmedim. Hatta şöyle söyleyeyim. Hazırlığı böyle yıl kaybı olarak gören bazı arkadaşlar oluyor. Bence o şekilde bakmayın asla hazırlığa. Bunu hem lisede hazırlık okumuş hem de bir yıl mezunu kalmış. Yani aslında üniversiteye 2 yıl geç girmiş birisi olarak tekrar hazırlık okumuş olan birisi olarak söylüyorum size. Gerçekten çok güzel bir yıl olmuş oluyor. Erken bitirmenizin çok bir faydası olduğunu düşünmüyorum. Çünkü kattığı şeyler çok daha fazla. Yani hazırlığı isteyerek okudum ve okusam mı okumasam mı ikileminde kalan herkese de okumasını öneririm. Ben şöyle benim açımdan ben İngilizcem çok fazla benim İngilizcem açıkçası çok fazla iyi değildi. O yüzden hazırlıkta kendim isteyerek değil sınavı geçemediğim için kaldım. Sınavı geçseydim muhakkak geçerdim bölümü. Hani ben buna %50 %50 iyi kötü diyorum açıkçası. Sosyal açıdan sosyalleşmeniz için, kampüsü tanımanız için, eğer ki başka şehirden geliyorsanız, eğer şehre alışmanız açısından hazırlık yılının boş olması ve sizin uyumunuzu sağlaması konusundan oldukça güzel bir yıl olacağını düşünüyorum açıkçası. Bölümde olsaydınız derslerin yoğunluğundan kaynaklı bu konuda birazcık zorluk çekerdiniz uyum açısından. Ama açıkçası çok fazla boş vaktimiz var. O yüzden birazcık da zaman kaybı gibi görüyorum yani. Eğer ki İngilizcem iyi olsaydı muhtemelen geçmeyi düşünürdüm. Ama sosyal açıdan bana kattıklarını kesinlikle anlatamam. O kadar çok, o kadar güzeldi yani. Ben de Kerem'e ek Aslında
demek istiyorum. Özellikle şehir dışından geliyorsanız şehri tanımak da hazırlık yılı için çok daha kolay olmuş oluyor. Ve sınavdan o sınav hengamesinden çıktığınız için hazırlık size ilaç gibi geliyor. Onun o sosyalliği ve birazcık da rahatlığı en azından psikolojik olarak. O yüzden bunları da göz önünde bulundurarak bir karar verirsiniz. Çok güzel olur. Çok teşekkürler tekrar cevaplarınız için. Şöyle bir soruyla devam edelim o zaman. Biraz artık işleyişe girelim. Hazırlık müfredatından biraz bahsedebilir misiniz bize? Dersler nasıl geçiyor? Verimli oluyor mu? Yani siz geçirdiğiniz yıldan memnun kaldınız mı? Şimdi şunu söyleyeyim öncelikle. Hacettepe'nin muhteşem bir hazırlığı var diyemem. Çok güzel bir eğitim, yani sizi çok iyi bir noktaya getirecek bir dolu dolu bir müfredat var diyemem. Ama gerçekten kendinize bir şeyler kasabilirsiniz. Güzel hocalar var, donanımlı hocalarımız var. Birazcık da öğrencilerin kendi isteğiyle, kendi çabalamasıyla da olacak bir şey aynı zamanda bu. Müfredat konusunda da güzel kitaplardan ders gördük bu sene. Onun yanında şu çok önemli. Okul idaresi öğrencilerden aldığı geri dönükleri çok önemsiyor. Dolayısıyla her sene kendilerini geliştirerek ilerliyorlar. Bu bence güzel bir detay. Yani öğrenciler bu konuda bir feedback verecekse asla çekinmeden paylaşabilirler. Daha zor kitap, daha kolay kitap gibi nasıl bir öneri istiyorlarsa bunları hocalarıyla paylaşabilirler. Gerçekten dikkate alıyorlar. Bunları söyleyebilirim. Ya açıkçası Ezgi birçok şeye değindi, yani benim söyleyecek çok bir şeyim kalmadı bu konuda. Katılıyorum dediklerine. Yani feedback mantığının olması bence gerçekten çok hoş bir durum ve bunu hani üniversiteye geldiğimde çok görebileceğimi açıkçası çok beklemiyordum. Aynı şey bir de birazcık müfredatta şöyle bir olay var. Hani hocanızın bu konuda ne kadar muntazam götüreceğine de birazcık bağlı. Çünkü eğer ki sınıf o potansiyeli çok fazla kaldıramıyorsa, o sınavdan sonraki işte yerleştiği kurdaki İngilizce eğer ki kaldıramıyorsa, hoca muhakkak buna bir ayak uyduruyor. Hocalarımız bu konuda gerçekten çok güzel. Bizim hocamız, ben bu konuda hani hocamı oldukça seviyorum, kendisini çok seviyorum. Bazı hocalarımız çok daha işte uzlaşmacı, bazı hocalarımız birazcık daha bu konuda zorlayıcı tavır takındığını duyuyoruz, ama genel hatlarıyla ben müfredatı da olsun, İngilizceyi de olsun, hani hazırlığı da olsun oldukça beğendim, çok da sevdim. Ha, yeterli mi? Bu konuda açıkçası çok net bir şey söyleyemem. Çok yeterli olacağını çok fazla düşünmüyorum. Çünkü hani aldığımız İngilizce de bir nebze bir yere kadar. Bundan sonrası artık kendimizi geliştirmeye bağlı olduğunu düşünüyorum. Teşekkürler tekrar cevaplarınız için. Peki dersler tamamen İngilizce değil mi? Yani tüm dersleri tamamen İngilizce olarak görüyorsunuz. Bu sizi zorladı mı? Zorlanıyor muydunuz? Yani ilk başlarda hoca geldi İngilizce konuşuyor, herkesten İngilizce bir tanıtım istiyor falan. Bu süreçte zorlanan arkadaşlarımız oluyordu, özellikle konuşma açısından çekinenler. Ama yani Türkçe bir şey sorduğunda hocaların İngilizce cevap vermesi ve İngilizce konuşmaya teşvik etmesi bence hepimizi bu anlamda çok geliştirdi. Bu konuda şunu söylemek isterim. Hani asla sınıfta konuşurken çekinmeyin, çünkü kimse muhteşem bir şekilde İngilizce şakayarak konuşmuyor. Hepimiz orada öğrenmek için varız. Dolayısıyla böyle bir çekince yaşa çünkü orada geliştirmek için bir yılınızı vermiş olacaksınız. Konuşmaktan asla geri durmayın, soru sormaktan asla geri durmayın. Zaten hocalar bunu teşvik etmek için çok çabalıyorlar. Derslerde sürekli oyunlar oynatılıyor. Hani gerçekten sürekli oyun oynuyoruz bir etkileşimi sağlayabilmek adına. Çok zorlandığımı söyleyemem. Çünkü bu konuda herkes birbirine karşı çok anlayışlıydı. Hocalar da çok güzel bir yol gösterdi bize. Aynı şekilde ben de Ezgi'nin dediklerine şöyle bir ekleme yapacağım. Dediği gibi derslerde hani birçok arkadaşım benim İngilizcesi hani muhtemelen bir alt kur olduğu için İngilizcemiz birazcık daha kötüydü başlangıçta. Bu durumda çok fazla kişi çekiniyordu. Cümle kuramayan insanlar da oluyor çok daha alt kurlarda. Hani ben de başlarda bazı cümleleri kuramıyordum, çekiniyordum. Hocamız bu konuda çok yardımcı oluyor. Ya hocalarımız her zaman yardımcı olur zaten. Hani işte sizleri teşvik ediyorlar, ama yani bir şeyi anlamadıysanız, eğer İngilizce söyleyemiyorsanız, bu o soruyu cevaplandıramayacağınız, orada takılacağınız anlamına gelmiyor. Türkçe danışsanız da size yardımcı oluyorlar, ama mümkün mertebe kendileri İngilizce konuşup sizlerle de İngilizce irtibat haline geçiyorlar ve geri dönütleri de ona göre alıyorlar ki işte çok daha sağlıklı olsun. Peki hazırlıkta biz kaç tane sınava giriyoruz ve sonrasında puanlama sistemi nasıl ilerliyor? Kerem bu konuya biraz daha hakim. O anlatabilir. Açıkçası Tabii şöyle hanginiz kısaca bir bilgisayar? bahsedeyim. Benim bilgim şu yönde. Öncelikle bir seviye belirleme sınavına giriyoruz. Dönem öncesinde, daha okul başlamadan. Burada seviyemiz belirleniyor ve bu seviye sonrasında sınavda belli bir limit var. Bu limit söylenmiyor diye biliyorum. O puanın üstünde alan kişiler mülakat sınavına girmeye hak kazanıyor.
ikinci sınava giriyoruz, mülakat sınavına. Mesela ben hak kazanmıştım, mülakat sınavına girmiştim ama mülakat sınavında bir puan alamadığım için hazırlıkta kalmıştım. Şöyle bir işleyiş var. İşte öncelikle bir sınava giriyoruz, sonra mülakat sınavına giriyoruz. Mülakatta da 65 puan üstü alan kişiler okula direkt bölüme geçiyorlar. Ama 75 ve üstü alan kişiler ise bildiğim kadarıyla eğer ki bölümlerinde İngilizce dersi varsa o İngilizce dersinden de muaf oluyorlar. O dersi görmüyorlar. Eğer ki 65 puanın altında kalırlarsa bu 64 puan da olur, 1 puan da olur mülakatta. Hazırlığa kalınıyor. İlk girdiği sınavdaki derecesine göre kendileri yavaştan bir sisteme oturtuluyor. Bir derecelendirme oluyor, bir sınıf kur mantığı oluyor. 4 kurumuz oluyor. Bunlar NC1, NC0, NC1, NC2, NC3'tü ilk dönem. Sonra da L1, L2, L3, L4'tü ikinci dönem. Böyle bir isimlendirmesi vardı. İlk dönem 3 sınavımız, ikinci dönem 3 sınavımız ve ikinci dönemin sonunda bölüm geçme sınavımız oluyor. Hazırlıktan bölüme geçme sınavımız oluyor. İlk iki sınavımız normal işte vize gibi görebiliriz. Son sınavımız LAT sınavımız, final gibi oluyor. İkinci dönem de aynı şekilde ilk iki sınav vize gibi, son sınav LAT sınavı gibi. Sınavların şöyle söyleyeyim, puanlandırma bir sistemi var. Açıkçası ona da değinmiş olayım hazır burada lafı açılmışken. Birinci, ikinci sınavın ikisinin ortalamasının %30'u alınıyor. Final sınavımızın yani birinci dönem final sınavımızın %40'ı alınıyor. Bir de portfolyo dediğimiz bir mantık var. Portfolyoda ödevlendirme sistemi. Hocamızın kanaat notu var. Bazı ödevlerimiz var. Ödevlerimizden aldığımız puanların %30'u alınıyor. Ve böylelikle birinci dönem geçiş notumuz oluyor. Ona göre ikinci dönem kur atlayıp veya kurda bulunduğumuz yerde sayacaksak eğer ona göre bir sistem ilerliyor. İkinci dönemde aynı şekilde bu işleyiş gidiyor. Ve en son birinci ve ikinci dönem geçiş notumuzun bir %30, %40 gibi bir ortalaması alınıyor. Tam hakim değilim ona. Ve en son bölüm geçme sınavımız oluyor. Bölüm geçme sınavında da aldığımız puanla işte dönem sonu ortalamamızın bir oranları toplanıyor. 65 üstü geçiyor. Ya da eğer ki notlarımız düşükse ikinci dönemden sonraki o bölüm geçme sınavında 65 üstü aldığınız notta direkt bölüme geçiyorsunuz ortalamaya bakmaksızın. Ama 60 aldığınız ilk dönem notlarınız yüksekte. Eğer onların ortalaması 65'i kurtarıyorsa geçiyorsunuz. Aynı şekilde dediğim gibi ikinci dönemin sonunda girdiğimiz sınavda 75 ve üstü alırsanız bölümde İngilizce dersinde görmüyorsunuz. Ondan da muaf sayılıyorsunuz. Çok teşekkür ederiz Kerem. Engin tecrübenle bizi Ağzına sağlık. aydınlattığın için. Çok teşekkürler. Peki şöyle bir soruyla devam edelim. Hacettepe hazırlığı dil öğrenmede yeterli olabileceğini düşünüyor musunuz? Sizin açınızdan yeterli oldu mu? Şimdi özellikle ikinci dönemi online geçirdiğimiz için online eğitim olarak yani büyük bir şekilde olumsuz konuşabilirim bu noktada. Ama ilk dönemki tecrübelerime bakarak şunu söylerim. Hem sınıftaki aktif iletişim, bu birazcık da öğrenci dinamiğiyle de alakalı tabii ama yani 10 üzerinden bir puan verecek olursam 6 derim ama online eğitim gerçekten orada çok yaraladı. Ama genel olarak yani 10 üzeri 6 diyebilirim. Açıkçası ben birinci dönem çok beğenmiştim başlangıçta. Hani birazcık okul çok fazla sıkıcı gelmeye başlıyor belli bir süre sonra. Hani aynı işleyiş gittikçe bayıyor insanı ama ikinci dönemde online döneme geçtiğim zaman da deprem bölgesini yaşadığım için ben de bir süre depremden dolayı derslere katılamamıştım. Bu çok büyük bir olumsuzluktu. Online'ın olumsuzluğu haricinde ekstra bir olumsuzluğu oldu açıkçası. Hani ne kadar verimli olduğunu çok net bir şekilde söyleyemem. Çünkü çok düzgün bir şekilde güzel eğitimimiz tamamlanmadı. Online'dan dolayı sekteye uğradığımız durumlar oldu. Bölüme geçtiğimizde muhtemelen bunun artısını eksisini yavaştan göreceğiz. Ama genel hatlarıyla bir yılda İngilizce öğrenmek ne kadar verimli olabilir? O konuda o işte biraz muamma. Kesinlikle bizlerin ekstra bir çalışması, ekstra bir gündelik hayatta olsun veya yurt dışı imkanlarımız olursa İngilizceyi ekstra bir güçlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Bu bütün diller için geçerli olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkürler tekrardan. Şunu soracağım. Hacettepe hazırlıkta sınıflar nasıl? Seviye sistemi nasıl işliyor? Az önce sen Kerem anlatmıştın işte kurum muhabbetini. Bunları biraz açıklayabilir misiniz? Anlatayım mı Ezgi? Sen Olur. tamam. Şimdi az önce birazcık bahsettim. Bu yine bağlantılı bir soru açıkçası. Şöyle işliyor. Hani dediğim gibi ilk sınava bakılıyor öncelikle. En başta ilk girdiğimiz sınava. Orada 80 soru vardı bu yıl. İlerleyen süreçte belki soru sayısı arttırılır, azaltılır. Çok net bir şey söyleyemiyorum. Bilmiyorum yani.
Ama işte soruları sınavı çözerken de bunun farkına varmıştık. Ezgi de varmıştır. Ben de fark etmişimdir. İlk 20 soru kolaydı. İkinci 20 soru birazcık daha zordu. Üçüncü 20 soru birazcık daha zordu. Ve son 20 soru gerçekten beni çok zorlamıştı. Ben çok fazla yapamamıştım. Onlara göre bir seviyelendirme oluyor. İşte dediğim gibi NC1, NC2, NC3 ve bir de NC0 var. Başlangıç. Eğer ki bu sınava girmezseniz eğer sizi en baştaki sınavdan, sınava girmediğiniz zaman en baştaki sınıftan başlatıyor. NC0'dan öğretim hayatınızı görmeye başlıyorsunuz. Bazı kişiler şu konuda şöyle bir ekleme yapmak istiyor. Bazı kişiler hani hazırlık okumak istiyorlar, bu sınava girmiyorlar. Böyle bir durumda hani NC0'dan başlıyorlar ama hani eğer İngilizceniz çok iyiyse sınava girmek, ya ben hazırlık okuyacağım zaten deyip sınava girmezseniz eğer İngilizce hiç görmemiş bir öğrenciyle aynı sınıfta bulunabiliyorsunuz ve böyle bir durumda olması gereken hiç bilmeyen bir kişiye doğru bir eğitim sürecinin işlemesidir. Bu durumda inanılmaz derecede sıkılabiliyorsunuz. Arkadaşlarımızdan da gördük, hocalarımızdan da böyle bilgiler, böyle dönükler almıştık. Yani eğer ki sınava hiç girmezseniz en başlangıçta, başlangıç buradan başlıyorsunuz. Bu durum inanılmaz derecede sıkıyor ve hani bir ay sonra, 2 ay sonra çok fazla sıkılıyorsunuz ve bölüme geçmek istiyorsunuz. Hani bu konuda böyle bir dipnotta bulunayım. Sonra birinci dönem dediğim gibi sınav bahsetmiştim birazcık sınav sistemine. Sınavdan sonra aldığınız puanlarla eğer ki bölümü bulunduğunuz dönemi geçerseniz ikinci döneme İşte NC3'ler L4 olmuştu. NC2'ler L3 olmuştu. NC1'ler L2, NC0'da L1 olmuştu. İşte sırayla L1, L2, L3, L4 diye artıyor. Sayısı yüksek olan daha iyi bir kur diğer kurlara göre. İşleyiş açıkçası bu şekilde ilerliyor. Ben de şunu söyleyeyim. Kerem'e çok katılıyorum. Söyle. Özellikle yaz tatili olduğunda şehir dışında yaşayan insanlar üşenip de bu sınava gelmeme gibi bir belki gaflet bile diyebiliriz. Bunu biliyorum. Bunu sakın yapmayın çünkü kendi seviyenizde eğitim almanız çok önemli. Şöyle de bir durum var. Hani düşük seviyede aldım, yarım dönemde bırakıp bölüme geçeyim gibi bir irregular dediğimiz bir düzen yok. Hacettepe'de bir yıl hazırlık okuyorsunuz. Yarım dönemde okuyup bitirme muhabbeti yok yani. O yüzden hani bunu bir yıl göze alarak bu sınava girmeme tercihinde bulunun. Ama kesinlikle bence sınava girin, belirleme sınavına, düzey belirleme sınavına. Ve bu Hacettepe'deki bir yıllık hazırlık şeyine de bu şekilde değinmiş olduk. Onun dışında sınıflarımız 28, 29 yani 25-30 arasında diyebiliriz. Bu kalabalıkta sınıflar oluyor. Okulda yani bina şartı olarak, fiziksel şartı olarak da bence yeterli. Akıllı tahtası olsun, bilgisayarı vesaire falan. Yani fiziksel şartlar olarak da bina yeterli diye düşünüyorum. Evet, ben de şunu söylemek istiyorum. İşte İngilizcem iyi, ben sınava girmeyeyim, hazırlık okuyayım diyen arkadaşlar için yani bu çok büyük bir yanlış bence. Kendi hazırlık senenize çok büyük bir ket vurmuş olursunuz. Bence sakın bunu yapmayın. Sınavınıza girin, kendi kurumunuza devam edin. Çok önemli benim için. Size devam lazım. Peki şöyle devam ediyorum. Şimdi Hacettepe hazırlığı kazandık. Ya biz yine 12'deki gibi full ders mi çalışacağız? Biraz da böyle bir devamsızlık haklarımızdan bahsedebilir misiniz? Sürekli okula mı geleceğiz? Yani şu şekilde şimdi direkt devamsızlık sayısı şudur denilebilecek bir nokta yok aslında. Çünkü her kurun aldığı eğitim saati farklı. Dolayısıyla her kurun devamsızlığı da farklı. Çünkü herkes aldığı dersin %80'ine katılım sağlamak zorunda. Daha alt kurlarda haftalık ders saat sayısı daha fazla olduğu için dolayısıyla onların devamsızlığı daha fazla oluyor. Ama yani %80'ine derslerin girmeniz gerekiyor. O yüzden devamsızlık yapmamanızı öneririz. Çünkü yıl sonunda bu tarz bir problemle karşı karşıya kalmanız pek de hoş olmaz. Ben de şöyle bir ekleme yapayım. Açıkçası çok fazla bu konuda net bir şey bilmiyorum ama kendi kurumdan şöyle bir örnek verebilirim. Bizim 600 saat dersimiz vardı. Bir günde gördüğümüz derslerin toplamı 4 ders saat olarak gözüküyordu ve işte 150 gün 7,5 aya falan vuruyorduk. 7,5-8 aya falan vuruluyordu. İşlemi az çok yapıldığında. Bir tane arkadaşımız misal 1-1,5 ay gelmedi. Başta dedik acaba okulu falan mı bıraktı? Sonra tekrardan gelmeye başladı. Mesela kendisi 120 saati doldurdu devamsızlıkta ve direkt kalıyor devamsızlıkta sıkıntı yaşayan kişi. Hani bunun işte bir şeyi yoktu. Bir müsamması yoktu. İşte en sonki sınava veya işte hani tekrardan bir sonraki senede mülakat sınavına girecek. İşte mülakat sınavından alacağı duruma göre hazırlığı tekrardan geçebilir eğer ki kendisi ekstra bir işte çalışma gösterirse. 120 saat bence aşırı derecede az değil. Çok daha az olduğunu duyduğum üniversiteler olmuştu. Ama şöyle bir önerim olabilir. Ben bunu yaptım.
birinci dönem eksiksiz bir şekilde okula gittim gerçekten. Bu 120 saat işte günde 4 saatten 30 güne yaklaşık 1,5 aya vuruyor. Eğer ki eksiksiz bir şekilde gitseniz arada ufak tefek hani kaçamaklar olabilir. İkinci dönemin Nisan, Mayıs, Mart aylarında işte havalar güzelleşiyor, dışarısı çok güzel oluyor, insanlar aktif bir şekilde sosyal dışarıda geziyor tozuyor. Yani çimlerde oturmak bile size ders dinlemekten çok daha güzel geliyor. O yüzden yani benim açıkçası size tavsiyem öncelikle dersinize mümkün olduğunca katılın. Devamsızlığınızı tutun. İkinci dönemde tamamen kafanıza göre dışarıda yani dersleri çok rahat bir şekilde alabilirsiniz. Ben de açıkçası bunun hayalini kuruyordum. Ama işte online eğitimden dolayı çok fazla yapamadım. Devamsızlık 120 saatse 100 saat hakkım vardı benim. Ben kullanmamıştım ikinci dönem kullanacağım diye. Online eğitimde girmediğim zaman çok fazla oldu. İşte ikinci dönemde kampüste bulunmuştum bir süre. Orada derse girmeyip dışarıda arkadaşlarımla gezdiğim vakit çok fazla olmuştu. Çünkü topluluklar falan var ve bu konuda da çok aktif bir ay oluyor. Mart, Nisan, Mayıs. Çok fazla etkinlikler oluyor. Yani hiç kimsenin derslere giresi gelmiyor açıkçası. Hazırlık da bu konuda bizler için bir veli nimet kesin. Evet, katılıyorum bu ara söylediklerinize. Çok teşekkür ederim tekrar. Devamsızlığı söyledik, derslerin işleyişini söyledik. Peki bir ödev yoğunluğunuz var mı? Nasıl bir ödev yoğunluğu oluyor? Temposundan biraz bahsedebilir misiniz? Ya ödev yoğunumuz oluyordu. Yani hocalar veriyorlardı ama yapılmadığı zaman çok katı bir dönütte karşılaşmadık. Sadece yani minimum 2 haftada bir onun belli bir süresi var. İşte kitaptaki gidişimize göre writing yazdığımız bir dönem oluyordu ve hocalara veriyoruz. Sonra onlar kontrol ediyorlar, bize geri dönüyorlar. O güzel oluyordu ve bunlar portfolyomuza işliyor. Kerem de bahsedebilir. Ya açıkçası şöyle işte dediği gibi arkadaşımızın bizim kitapta writing yapmamız gereken durumlar var. Zaten ayrıca writing kitabımız da oluyor. Ödevler alıyoruz. O ödevlerden hani mesela atıyorum 10 tane falan writing ödevimiz oluyordur. Bunlar 10 üzerinden değerlendiriliyor ama 10 tanenin yanlış bilmiyorsam onu da işlenmiyor. 6 tanesi falan işte 5-6 tanesi resmiyette hani puanlama sistemine dahil oluyor. Onun haricinde kitap okuma ödevimiz ve sunum ödevimiz var diye biliyorum. İkişer tane. İki tane kitap alıyoruz ve bu kitapların hani direkt özeti şeklinde değil. Çünkü bunların özetleri çok rahat bir şekilde bulunabilir. Birazcık daha işin zorlu olsun diye. Mesela bir kitap bahsediyor ve kitabın içerisindeki Kerem karakterinin işte sen Kerem'in yerinde olsaydın neler yapardın tarzında 150, taş çatlasın 200 kelimelik bizden bir yazı bekleniyor. Writing'ler de aynı şekilde çok kasıntı olmadan 100-150 kelime taş çatlasın. Hatta bizim hocamız çok fazla kızıyordu fazla yazmayın diye. Ben okurken zorlanıyorum bir de siz uzun yazacağım diye çok saçmalıyorsunuz diyordu. Kısa öz olması benim için yeterli diyordu. Biz de ona göre yapıyorduk ve hani mesela ben writing konusunda hiç sıkıntı çekmedim. Notlarım oldukça yüksekti. Hocalarımız da çok tatlı dönüşler alıyorduk. Yani direkt kendilerine gidip diyorduk hocam yanlışım ne acaba hani bir daha bakayım dikkat edeyim. Teker teker gösteriyordu anlatıyordu bir dahaki seferde bu hataya düşmüyorduk. Bir de sunum ödevlerimiz var. İşte ikişer tane bunlardan bir tanesinde işte hayalindeki bu kurdan kura değişiyor işte. Hayalindeki mesleği anlat. İşte hani en sevdiğim film karakterini anlat gibi. Ben en sevdiğim film karakterini dizi film karakterini anlatmıştım. Bir de başarılı bulduğum bir tane markayı sunmuştum misal. Ezgi siz ne yapmışsınız bilmiyorum ama senin sunumun nasıldı? Biz de sevdiğimiz bir televizyon şovunu yapmıştık. Ya sunumlar konusunda şunu söyleyeceğim. Şimdi hazırlık genel olarak size eğlenmeniz için fazlasıyla alan sunan bir yıl. Dolayısıyla bunu sonuna kadar kullanın derim. Sunumlar benim en sevdiğim zamanlarda sınıfça çok eğleniyorduk, çok gülüyorduk. Siz de yani ciddi olarak da yapabilirsiniz tabii ama ben işin eğlenceli boyutuyla bizden bekleneni harmanlayarak çok eğlenceli sunumlar yapıyordum. Çok da eğleniyorduk. Hani bunlar güzel aktiviteler oluyor. İngilizce sunum mu vesaire falan deyip gerilmeyin. Gerçekten çok keyifli zamanlar oluyordu. Kesinlikle yani bu konuda Ezgi'ye katılıyorum. İnanılmaz derecede eğleniyorduk. Hani hatta bir tane arkadaşımız işte bir sunum karakterini anlatıyordu. Başka bir tanesi geldi arkada enstrüman falan çaldı. İçerisi çok güzel oluyordu. Hani hocamız da eğer ki bize katılırsa bu konuda inanılmaz derecede eğleniyorduk. Yani onun keyfi kesinlikle bambaşkaydı. İngilizceniz kötü diye de bu arada çekinmeyin. İngilizceniz yani yavaş yavaş iyileşiyor bu süreç içerisinde. Hani arkadaşlarımız mesela ilk kim tahtaya kalkacak, ilk sunumu kim yapacak diye geriliyorduk. Ya ben çıkıyordum diyordum ya hadi başlatayım o fitili ateşleyeyim. Arda zaten mükemmel bir şekilde geliyor yani. Kimse ona takılmıyor. Hani kullandığınız işte hani ya bu gramerde hata yaptı. O nasıl söyledi o öyle söylenmez işte şuna dikkat etmesi gerek falan. Hiç bu tarz şeylere takılmıyoruz. Hocalarımız da yani asla bu konuda bize karışmıyorlar. İstediğimiz gibi anlatmamızı istiyorlar. Sonuç gerçekten çok güzel oluyordu sunumla ödevlerinden.
Çok teşekkürler. Son sorularıma geliyorum artık. Daha fazla yormadan. Hazırlık yılı içerisinde bize önerebileceğiniz durumlar veya derslerle alakalı verebileceğiniz çoğular var mı? İkinizden de duyarsam çok tatlı olur. Tabii ben şunu söyleyebilirim. Bir kere hazırlık okuyun. Hazırlığı okuyun yani. Bu benim çok net bir tavsiyemdir. Kesinlikle okumanızı öneririm. Bir de şu çok önemli. Sınıftaki herkese tanışın. Sınıfta bir gruplaşma ya da böyle bir çekingenlik vesaire asla olmasın. Sağındaki, solundaki, önündeki herkesi katın ve sınıfça bir şeyler yapmaya gayret edin. Bu çok önemli bence. O birlikte çok daha güzel, keyifli bir sene geçirmiş oluyorsunuz. Hani bu sosyal anksiyete olabilir. Sınıfça hep beraber takıldığın zaman bunu kırmış oluyorsunuz. Güzel bir yıl geçirmiş oluyorsunuz. O yüzden kampüsteki ve sınıftaki aktiflik vesaire bu konuda hiçbir çekinceniz olmasın. Herkese tanışın. Hocalarınızla da iyi bir iletişim kurun. Hepsi zaten fazlasıyla açık. Onun dışında önerebileceğim başka bir şey yok sanırım. Ya açıkçası ben de şuna değinmek istiyorum kesinlikle. Hazırlık yılı evet hani bir eğitim görüyoruz ama oldukça boş vakte sahibiz. Gerçekten çok fazla. Şimdi şöyle bir şeye değinmek istiyorum kesinlikle. Hani eğer ki boş vaktiniz varsa bunu sadece İngilizceye harcamayın. Bunu sadece sosyalliğe harcamayın. İkisini beraber götürebileceğiniz çok güzel zamanınız oluyor. Benim hani en başta değindiğim gibi. Ben mesela ders konusunda ilk başta çok eksiksiz katılıyordum. Bir etkinlik olduğunda derse gitmiyordum. Etkinliğe gidiyordum. Veya atıyorum bir konser olduğunda hani bir atıyorum bir etkinlik arkadaşlarınızla bir şey de hani bir mutabık olduğunuzda bir etkinlik yapmak istediğinizde o an dersi düşünmeyebiliyorsunuz. Çünkü hazırlıkta aşırı derecede hani kasmanıza gerek yok. Ama kesinlikle İngilizceyi de salmayın. Çünkü bölüme geçtiğinizde çok sıkıntı yaşayabilirsiniz başlangıçta. Hani hocalarınızı anlayamayabiliyorsunuz. Böylelikle hani belki de yapabileceğiniz bir ders ama sadece iletişim kuramadığınız için sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Boş vaktiniz oldukça fazla olacak. Bunları kesinlikle değerlendirin. İngilizce sadece okulda bırakmayın. Arkadaşlarınızla biz mesela bunu yapmıştık. Grup açıp kendi WhatsApp grubumuzda mesajlaşıyorduk. İngilizce konuşuyorduk. Beraber biz yüz yüze geldiğimizde de aynı şekilde yüz yüze İngilizce konuşarak sohbet muhabbet ediyorduk. Ve bu speaking'ime benim aşırı derecede katkıda bulunmuştu. Mesela speaking notlarım hep tampondu. Bu konuda çok artısını görmüştüm misal. Bunları söyleyebilirim. Genel hatlarıyla kendiniz mümkün olduğunca dikkat edin. Hani İngilizce ile okulla sosyalliği birbirinden hani ayırt etme konusunda dengeli götürürseniz eğer ben çok süper olacağını düşünüyorum her şeyin sizin açınızdan. Çok teşekkür ederim cevaplarınız için. Son olarak şunu soracağım. Hacettepe hazırlık yılınızı bir kelimeyle bana bir tarif edebilir misiniz? Çok zor oldu. Çok hızlı hemen böyle çok düşünmeden. Ben söyleyeyim o zaman hemen. Ben fırsat diyorum Tabii. kesinlikle. Fırsat. Fırsat. Bence evet güzel bir tercih. Ezgi sen? Ben de denge diyebilirim buna. Evet, bu da çok politik bir cevap oldu. Çok Sık teşekkürler. oldu. ASM Hacettepe YouTube kanalında bugün bölüm tanıtımları hazırlık videomuzun sonuna geldik. Arkadaşlarımızla dilimiz döndüğünce size Hacettepe hazırlığı anlatmaya çalıştık. Arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Umarım çok yararlı bir video olur sizin için ve işinize yarayacak bilgileri size sunmuş olabiliriz. Çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. ASM'de kalın.